Ramazan Gürbüz, İbrahim Gaz, ortaklaşa sondaj çalışması, yani su çıkartma kuyusu çalışması yapıyorlar. Bugün tesadüf rast geldim. Külhün yakınlarında kuyu vurdurmak için çukur eşilmiş ve oraya arabayla geldik. ...15-20 dakika içerisinde suntayı kurabileceklerini söylediler. Arabanın arkasını çökmemesi için emniyete alıyorlar. Tampon yerleştirdiler oraya. Su yardımıyla tabii ki kuyuyu deşecekler. Onun için buraya su da gelecek. Tankerle su geliyor. Ey Külüğün! Gençliğimizin özümsediği bir yerdi şimdi. Bak oraya gidesimiz gelmiyor. Külüğün, Bazarcık, Kayaltı bunlar artık dedelerimizin yaşadığı, yaşattığı yerler. At arabasıyla, at kanı ve sapan la sürüp de bizlere kıraçtan yontup burayı bıraktıkları yerler. Hatta kanısı olmayan eşek arabasıyla gelip gidenler vardı. Su terazisini aldılar. Demek ki dimdirek şeye girsin diye su terazisiyle yapıyorlar. Bak bunu düşünmediydik. Tam ana sistemini oturtacak. Çeşitli ağızlar var. 30'luk, 40'lık, 50'lik her neyse. Tamam. Ulan biraz bir şeyler anlatmayayım. Bu sontada ne anlıyoruz? Sontada ne mi anlıyor? Arabayı teraziye kurmayınca hiçbir şey anlayamam. Arabayı teraziye kuran, kapılarını kaldırıp İşine başlar. Kule dediğim bu mu? Ha, ondan sonra boruları döşüyorsunuz. Evet, doğru. Ay be, Türkiye'nin güneşi. Kışın ortasındayız yani. 11. ayın 25'i olması lazım. Bugün cuma. Ha, motor çalıştırıp şimdi üst kapak kalkacak. Ya, ne kadar basit bir şey. Gördün değil mi? İçerideki diferansiyel çalıştı. Ya ustalık başka. Her şeyin bir ustalığı var. Evet. Heh. Vinç kullanıyor şimdi arkadaşımız. Aslında ben de vinç kullandım. Senelerdir. Bak. Yavaş yavaş ığırattık. Sudan. Allah Allah.
Akşam demek ki 0-6'a 3-5 derece vardı yani. Soğukluk 5 derece sabah. Akşam demek ki daha fazlaydı. Nazlanır, nazlanır. Arada sırada şunun kolunu yağlayın. Güneşin altında. Şimdi boruyu içeriye doğru indirecek. Ana boruyu yani. Vay be. Güzel düşünmüşler. Evet, evet. Sesten duyulmuyor ama idare eder. Kovan kırdık. Aman dikkat et. Sıkıştırmaz. Şimdi yapacağı iş değil. Onun içine su gidecek, öyle mi böyle? Evet. Suyu depeden mi fışı yapıyor? Dükkan başlıyor, tabandan çıkar diyor.
makine ölçmüş. Ha, orada orada su var diyor. Heh. Senin şeyin o, dur bir dakika. Orayı makine ölçüyor. Evet. Kimin makinesi? Mehmet. Mehmet İsviçre'den getirdi. Evet, Mehmet Polat'ın. Mehmet İsviçre'den getirdi onu. Evet abi. Şöyle. O 200 bin euro mu dolar mı ne diyor? O makine burayı ölçtü ve burada su var dedi. Burayı eşeceksiniz. Evet. Garanti veriyor yani. Evet, garanti veriyor. Hadi bakalım. Ana boruyu ekledik. Eskiden duvarlara şavuk tutarlardı biliyor musun? Şavkul. Ha. Bu ana boruda şavuk yapıyor. Şavuk görev yapıyor. Şavkul. Şavkul görev. Ha. Şavuk. Şavkul. Neyse evet devam et. Şavkul görev yapıyor bak. Terazi aldığını nasıl belli ediyor. Ha, tam ortaya getirdi diyorsun. Ha. Ya. Ya dersi şeyi kırar, kovan diyelim artık. Ya gerçi çap gider. Çap gider ve ondan sonra boruları çıkardamaz. Boruları çıkardamam. Maşonları yer. Maşonları yer. Hmm. Bayağı bir şey olur. Sıkıntı olur. Benim buralarda sıkışı çekemem. Eğer gittiğinde doğru tuttun muydu asılıyor ya. Asılıyor. Duvar asıldı mıydı borular duvara yapışır sıkışır. Anladım. Çekemem. En çok da zaten orada borular kaldı. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Daha su gelmediği için tahminen hiçbir şey yapamayacaklar. Yerini ayıkladılar. Suyu neydi bizim enişte mi getiriyor? Evet, Ferhat. Ferhat getirecek. Ha, onu da o ortaya koyacağım öyle mi? He, orada sıktırma. Evet, evet. Yani bu işi tek kişi başaramaz tahminen kişi öyle gözüküyor. Ya. Evet. Tek kişi. Şeye mi alıyordum? Alsın alsın. Tek kişinin yapacağı bir halt işte yani. Anladım. Oldu size hayırlı işler diliyorum artık. Sağ ol, teşekkür ederim. Bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun.